Bu bizim galaksimiz. Samanyolu. Güneşimizin galaksinin çevresindeki bir tek dönüşü 225 milyon yıl sürüyor. Dinozorlar çağı 180 milyon yıl sürdü. Yani galaksinin bir tek dönüşüne bir saat dersek dünya 24 saat yaşındadır. Dinozorlar 48 saat yaşamıştır ve biz 48 saniyedir yaşıyoruz. Buz ve kayadan oluşuyor. 15 kilometre genişliğinde ve dünyaya doğru ilerliyor hızla. Ama bu tam olarak bizim bildiğimiz dünya sayılmaz. 65 milyon yıl önceki hali. Ve Güney Amerika'dayız. İnsanlığın doğuşundan çok önce. Bu zamanlarda dünyanın hakimleri dinozorlardı. Burası Patagonya. Güney Amerika'da, Arjantin'deki uçsuz bucaksız bölgelerin bugünkü hali. Bilinen en yaşlı dinozor Arjantinlidir. Dinozorlar gezegenin dört bir yanına hızla dağılmışlardır. Bunun nedeni kısmen 250 milyon yıl önce dünyadaki bütün karaların bir tek büyük kıta olarak bir arada olmalarıdır. Pangea. Ve sadece bir tek engin okyanus vardır. Pantalasa. Güney Amerika levhasının kuzeyindeyiz. İleride büyüyüp Atlas Okyanusu'na dönüşecek olan denizdeyiz. Dinozorlar sadece karada yaşadılar. Onların zamanında yaşayan büyük deniz canlıları sadece deniz sürüngenleriydi. Gördüğünüz yaratıklar Yunus değil. 160 milyon yıl öncesindeki iktiyosorlar. İktiyosorların bazı türleri 23 metre uzunluğa ulaşıyordu. Bir avcı neredeyse her zaman bir başka avcının avıdır. Bu yaratığın hüküm sürdüğü besin zincirinin tepesine ulaşana kadar bu kural geçerlidir. Leoplorodon. Gördüğünüz 18 metre boyunda. Ancak münferit bulgu noktalarındaki örnekler 25 metreye kadar ulaştıklarını gösteriyor. Dinozorlar çağında karada da tuhaf yaşam biçimleri oluştu.
Bölgedeki pek çok yerde insanlar bu devlerin 100 milyon yıl önce yürüdüğü zeminde yürüyebiliyor. Özellikle Patagonya, eski hayat bilimi olan paleontoloji tarihindeki pek çok olağanüstü keşfi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Büyük dinozorlar yetiştiren bölgelerin büyük paleontologlar yetiştirme eğilimi var. Bu Profesör Rodolfo Correa. Dünyaca bilinen bir paleontolog ve Arjantin Patagonya'sındaki Necoem bölgesinde küçük bir kasaba olan Plaza Winkle'da Carmen Funes Müzesi'nin müdürü. Çok faal bir müzede çalışıyorum. Pek çok doktora öğrencisi araştırma için buraya geliyor. Bazen kızım Ludmila gibi daha genç insanlar sadece meraklarını gidermek için geliyor. Uzman olsun olmasın, herkesle dinozorlar hakkında konuşmaya bayılırım. Bu çok yoğun bir hayat tarzı ve pek çok insan için fazla gelebilir. Ancak kariyerimin erken dönemlerinde benim için yeni ufuklar açıldı. Her şey hayattan çok daha büyük hale geldi. Bir park görevlisi tesadüfen şaşırtıcı büyüklükte bir kemik bulmuştu. Danışmanım Arjantinli büyük paleontolog Dr. Jose Bonaparte... Görür görmez bu kemiğin kariyeri boyunca gördüğü bütün dinozor kemiklerini geride bıraktığını belirtti. Birkaç kazı sezonundan sonra şimdiye kadar bulunmuş en büyük dinozorla karşı karşıyaydık. Çok tanıdık, uzun boyunlu, dört ayaklı otoburlardan biriydi. Ona Arjantinozor adını verdik. Bu keşif Güney Amerika dinozorlarına bakışımızda derin etki yarattı. Kişisel bakımdan benim hayatımda en kısa ifadeyle büyük, çok büyük bir yer kapladı. Dünya karada yaşayan bundan daha büyük bir yaratık görmeyecek. Hayatına üzümden biraz daha büyük bir yumurta da başlasa da. Bilimciler Arjantinozorların dört ayaklı, uzun boyunlu bir dinozor türü olan bütün titanozorlar gibi türün yüksek hayatta kalma oranına güvenerek yumurtlar yumurtlamaz onları kaderlerine terk ettiğine inanıyor. Bu yavru Arjantinozor ki ona güçlü diyelim, büyüyerek 14 tane filin toplam büyüklüğüne ulaşacak. 36 metre boyuyla bugün yaşayan en büyük hayvan olan bir mavi balinadan uzun olacak. Tabii yeterince uzun yaşarsa. Her yer avcı ve tehlike kaynıyor. Çok azı yetişkinliğe erişecek. Aslında doğrudan ilişkili olduğum en önemli keşiflerden biri son derece büyük bir yumurtlama alanıydı. Bu keşif titanozorların üreme davranışıyla ilgili pek çok şey öğrenmemizi sağladı. Bu alanın adı Auca Muevo. 24 kilometre karelik bir alanı kaplıyor ve yaklaşık 80 milyon yıllık bir bölge. Bu dinozorlar tarafından nesiller boyunca yuvalama alanı olarak kullanıldığına inanıyoruz. Yuvalar birbirine öyle yakınmış ki dişiler aralarından yürüyemiyormuş. Bu bölgenin kenarına yumurtalarını bırakıp oradan ayrıldıklarını düşünüyoruz.
Dinozorların dünyası tanıdık ancak farklıydı. Bugünkünden daha sıcaktı. Çöller yaygındı. Dinozorlar çağının büyük bölümünde geniş yapraklı ağaçlar ve çiçekli bitkiler yoktu. Dinozorlar çağı boyunca Kuzey Kutbu yoktu ve Antarktika alt tropikaldi. Mevsimler onlarca milyon yılda zar zor değişiyordu. Okyanus suları da çok daha ılıktı. Daha sık kasırga olur, manyetik kutup sürekli konum değiştirirdi. Bir pusula kullanılsa çoğu kez doğuyu, batıyı ya da güneyi gösterirdi. Dinozorların yaşadığı dönemde yıldızlar da tamamen farklı konumdaydı. Ay daha yakındı ve gelgit genliği daha büyüktü. Dünya daha hızlı dönüyordu ve bu yüzden yılda 385 gün vardı. Profesör Coria bir düzineden fazla dinozorun keşfinde yer aldı. Bir bilimci olarak ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun her keşfin önemli olduğunu söylüyor. Keşfe yapılan yolculuk onun için keşfin kendisi kadar değerli. Ve bazen en büyük rol oynayan faktörün bizim ellerimizde olmadığını söylüyor. Şanslı olduğumu düşünüyorum. İnanılmaz derecede şanslı olduğumu. Patagonya'da olduğum için ve doğru zamanda ve doğru bilgi birikimiyle orada olduğum için. Pek çok paleontoloji keşfi profesyoneller tarafından yapılmaz. Arjantinozor keşfinde olan buydu. Ve yine bir başka dinozorda da öyle oldu. Doktor Leonardo Salgado benim usta bir meslektaşım ve dostum. İkimize müzemden pek de uzak olmayan bir bölgede fosil kemikler olduğu bildirilmişti. Bir saha keşfi düzenledik ve daha çok kemik bulmaya başladık. Oldukça büyüklerdi. Bu yüzden önce bir otçuluğa ait olduklarını düşündük. Zira genellikle bu dinozorlar daha büyük olma eğilimi gösterir. Ancak aksine kemiklerin bir avcıya ait olduğunu anladık. Çok büyük bir avcıya. Profesör Coria'nın ekibi Giganotosaur adlı bir grup yırtıcı avcının ilk türünü ortaya çıkarmıştı. İlk Giganotosaur familyası 100 milyon yıl önce ortaya çıktı. Bu alt familyadaki 3 tür ünlü T-Rex'ten boyut olarak daha büyüktü. Nadir de olsa sürüngenlerin, örneğin timsahlarda olduğu gibi yavrularıyla ilgilendikleri gözlemlenmiştir. Bu dişi yavrunun adı uzun diş kimileri için. Şu an küçük, savunmasız ve şirin de görünse, genetik olarak kısa sürede annesi gibi 14 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığında bir yırtıcı olmaya programlanmıştır.
Gelmiş geçmiş en büyük otobur ve en büyük avcı Patagonya'da yaklaşık aynı zaman diliminde ve aynı bölgede yaşıyordu. Bu durum elbette neden bu bölgede böyle oldu sorusunu akla getiriyor. Bu soruyu pek çok kez duydum ve işin aslı aynı soruyu ben de kendime sorup duruyorum. Cevap hiç kolay değil. Bunun nedeni Güney Amerika'nın 120 milyon yıl önce Afrika'dan ayrılması ve yalıtılmış bir dünya haline gelmiş olması olabilir. Geceleri serin geçen kuru bir iklim büyük cüsseleri nedeniyle hayvanların iç ısılarını daha iyi korumalarına yardımcı olmuş olabilir. Ancak daha kolay bir açıklama ılık bir iklim ve yenebilecek çok sayıda bitkinin olduğu bereketli topraklarda yatıyor. Bir başka Kur'an bize otoburların lif bakımından zengin, protein bakımından zayıf bitkileri sindirmek için gereken büyüklükte bir mideye sahip olabilmek adına büyümek durumunda olduğunu söylüyor. Ve son olarak büyük okyanusların balinalara yaptığı gibi düz ve geniş alanlar doğal olarak arjantinozorların gelişmesine yol açmış olabilir. Avantajları vardır. En yüksek dallar onlara ulaşabilenlere aittir. Ve pek çok yırtıcı çoğu durumda tehdit oluşturmak için fazla küçüktür. Güçlü artık 10 yaşında. Boyu 18 metreye ulaştı. Cüssesi bir yetişkinin yarısı kadar. Hızla büyümesi hayatının erken döneminde onu korunabileceği bir boyuta ulaştıracak. Bir arjantinozora saldırmak zordur. Bir arjantinozor sürüsüne saldırmak daha da zor. Ve böyle bir sürü sürekli hareket etmek zorundadır. Zira çok fazla yerler ve yeni yetişen yiyecek kaynaklarını bulmak zorundalar. Uzun diş yetişkinlik cüssesinin dörtte birine ulaştı. O da hızla büyüyor. İlk tüyleri neredeyse tamamen döküldü. Her tür küçük hayvanla ve hatta hayatının ilk döneminde bir takım bitkilerle beslendi. Genleri zamanla sadece etle beslenmesini telkin edecek. Dinozorlar pek fazla öğrenemezdi. Ancak ihtiyaçları kadar beyne de sahiplerdi. 180 milyon yılı aşkın hüküm sürdüler.
Bu yüzden beyinleri şartlara uyum sağlayıp hayatta kalmak için büyümek durumunda kalmadı. Ve burada bizim için de bir mesaj var. Bu arada sizi keskin tüyle tanıştırmanın vakti geldi de geçiyor. Bu bir Unenlagia. 2 metre boyunda 20 kilo ağırlığında bir erkek yırtıcı. Velociraptorlar, giganotozorlar ve tiranozorlar gibi bir dereceye kadar kuşlarla akraba. Unenlagia'ların tüyleri vardı. Ancak uçmuyorlardı. Büyük dinozorların geniş alana ihtiyacı vardır. Burası Carmen Funes Müzesi. Aynı zamanda benim ikinci evim. Dinozorlar hakkında hala çok az şey biliyoruz. Paleontoloji onların dünyasını keşfetmeye daha yeni başlıyor. Bazen şaka yollu aramızda ona boşluklarla dolu bilim deriz. Bütün dünyada sadece yaklaşık 700 tür dinozor bulabildik. Bu 80 milyon yıl sürmüş bir devir için çok sayılmaz. Pek çoğu son 30 yılda olmak üzere bu dinozorların %10'u Arjantin'de bulunmuştur. Teknoloji sayesinde bilgimiz her geçen gün artıyor. Ancak dinozorlar sadece dünyada gezen insanlar tarafından bulunuyor. Fosilleşme son derece ender rastlanan şartların gerektirdiği bir süreçtir. Bu durumda bile bir organizmanın çok az bir kısmı korunur. Yani muazzam sayıda türün geride hiçbir iz bırakmadan kaybolduğunu söylememiz mümkün. Bu denli eksik parça varken hayal gücünüz gerçekten sınır tanımayabilir. Elbette bilim kurgu eğlenceli olabilir ancak dinozorlara yeni bir bakış açısı geliştirirken aynı zamanda çok dikkatli olmalısınız. Pek çok meslektaşım gibi bu muhteşem yaratıkları canlı olarak görebilmek için zamanda yolculuk yapmayı çok isterdim. Güçlü, erginliğe erişti. Pek çok bilimci için artık tam boyutlarında, 20 yaşında. Ve 100 yılı aşacak hayatının henüz başında. Diğer bilimciler ise hayatı boyunca hayatının ilk evrelerine nazaran daha yavaş bir hızla büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Arjantinozor en büyük yırtıcıdan 12 kat daha büyüktü. Neredeyse yenilmezdi. Burada El Chocon'da 100 milyon yıl önce birçok dinozorun normalde geçici olan ayak izleri fosilleşme sayesinde ebedileşti. Bu izler onları bırakan yaratıklar hakkında pek çok şey anlatıyor. Bize hızları ve boyutları hakkındaki ayrıntıların yanında iki mi yoksa dört ayak üzerinde mi yürüdükleri, yalnız mı yoksa sürü halinde mi dolaştıkları, avcı mı yoksa av mı oldukları hakkında bilgi sağlıyor. Bütün kıtalarda dinozor ayak izleri bulunmuştur. Ancak El Chocon'daki izler çok değerlidir.
İzlerin düzeni eş zamanlı türlerin birbirleriyle ilişkisini açık şekilde göstermektedir. Ve bu durum son derece nadirdir. Giganotosaurus'un keşfi Rodolfo Coria'nın paleontoloji alanında dünya çapında tanınmasını sağlamıştır. Genellikle son derece zahmetli olsa da işine olan tutkusu hiç eksilmemiş. Yaptığı iş doğayla yakından ilişkili. Çok farklı arazi şartlarında ve değişen hava şartlarında yapılıyor. Yani pek çok zorluğu var. Ancak bazen bilimin dışarıdaki bu muhteşem mekanlarda olma mutluluğuyla kaynaştığı anlar da oluyor. Sahada geçen yıllarım bana bir şey öğretti. Eski çağlarla ve günümüz yaşantısıyla eş zamanlı olarak ilgilenerek geçirdiğim bütün bu süreden sonra yaşananlar benim için anlam kazandı. Bilimsel uğraşlarım düşünme biçimimi tümüyle şekillendirdi. Bu en basit anlamda bir arayış. Sadece çevrenize bakıyorsunuz. Ancak bulmak eğitimli gözler gerektiriyor. Zamanla soru sayısının cevap sayısından daha hızlı arttığını fark ediyorsunuz. Sabır ve azim olmazsa olmaz erdemler. Özellikle kafa karıştırıcı bilmecelerde büyük yardımları dokunuyor. Örneğin teropodların ve giganotozorların yalnız mı yoksa sürü halinde mi avlandıklarını merak ediyordum. Yine daha önce pek çok kez olduğu gibi cevap için gereken ipucu beklenmedik şekilde geldi. Giganotozor familyasına ait yeni bir tür bulduk. Hatta sadece bir örnekte değil, 7 farklı bireye ait karma karışık bir kemik yığını bulduk. Bu bulgu ben ve Kanadalı meslektaşım Phil Curry için daha önce düşündüğümüz ancak o ana kadar hiçbir delilimizin olmadığı bir şeye işaret ediyordu. Giganotozorlar gibi büyük etçil dinozorlar sürüler halinde avlanabiliyordu. Yani uzun diş giganotozorların yeni bir türüne ait. Aslında o tam olarak bir mapuzor. Ve artık 22 yaşında tam bir yetişkin. Güçlü ise farkında değil ama kritik bir dönemde. Yetişkin bir Arjantinozor olarak hiçbir yırtıcıdan korkmasına gerek yok. Tabii çok yaşlı, hasta ya da yaralı değilse. Sayılarına ve güçlü çenelerine rağmen giganotozorlar böylesine bir devi dize getiremezler. Derisinden parçalar koparıp devasa avın kan kaybından ya da enfeksiyon sonucu ölmesini beklemek başarılı olma olasılığı daha yüksek bir strateji. Giganotozorlar iki öğün arası günlerce hatta haftalarca bekleyebilirdi. Ancak bu sefer beklemeleri gerekmeyecek. (Gülüyor)
Zaman hızla akıyor. Milyonlarca yıl geçiyor. Ve kıtalar sürüklenmeye devam ederken giderek günümüzdeki haline benzemeye başlıyor. Türler ortaya çıkıyor, yok oluyor. Doğa değişime asla ara vermiyor. Kuzey Amerika'dayız. Uçan sürüngenler küçük bir uçak büyüklüğündeki bir pterozor olan Quetzalcoatlus'ta doruk noktasına ulaşmış durumda. Hiçbir uçan kuş bu kadar büyük olamayacak, yaklaşamayacak bile. Uçmak dışında bu sürüngenin kuşlarla hiçbir ortak noktası yok. Dinozorların yok olmasına birkaç etken sebep oldu. Memeliler büyüdü ve daha rekabetçi hale geldi. Birbirinden ayrı sürüklenen kıtalar birleşti. Yeni çekişmeler oluştu. Yeni hastalıklar yayıldı. Muhtemelen artan volkanik faaliyetler nedeniyle iklim giderek soğuyordu. Dinozorlar çağının bitiminden 5 milyon yıl önce dünyadaki yanardağlar çok daha etkin hale geldi. Pek çok yerde hava solunamaz haldeydi. Bitkiler asit yağmurlarından olduğu kadar karanlık ve toz kaplı gökyüzünden kötü yönde etkilendi. Ancak yine de pek çok dinozor hayatta kalmayı başardı. Sadece kısa bir süre için. Bu kuyruklu yıldız Everest Dağı büyüklüğünde. Ay'dan dünyaya kadar olan mesafeyi 2 saatte kat ediyor. Ve atmosferimizden 2 saniyede geçiyor. Ve Meksika'daki Yucatan Yarımadası yakınlarında dünyaya çarpıyor. Kuzey ve Güney Amerika'daki bütün ormanlar yangın nedeniyle yok oldu. En büyük zararı zaten zayıf düşmüş olan dinozorlar görür. Çarpma ve hemen ardından gerçekleşen sonuçları nedeniyle ölmeseler de
afet sonrası gün be gün ölecekler. Görece olarak kısa bir süre sonra dinozorlar tarih oldu. Paleontoloji beni dünyanın dört bir yanında muhteşem yerlere götürür. Yine de beni buraya, Patagonya'daki köklerime geri getirir. Beni burada daha çok keşif bekliyor olabilir. Ancak hayatıma devam ettikçe bilgimi paylaşmayı yeni dinozorlar keşfetmek kadar anlamlı buluyorum. Kaldı ki o kadar yaşlı değilim.